Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Bugünkü konumuz ne gençler? Ekosistemde madde ve enerji akışı bugünkü konumuz olacak. Bugün madde ve enerji akışını bitiriyoruz. Önümüzdeki haftada madde döngülerini bitirdiğimiz zaman ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları ünitesinin ekosistem ekolojisi kısmını halletmiş oluyoruz. Geriye çevre sorunları kısmı kalıyor gençler. Böylelikle 10. sınıf konularımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hem ben ödevlerinizi de vererek konu anlatımına başlayacağım. Kalıtım ünitesini bitirmiş, ekosistem ekolojisi ünitesine geçmiştik. Ekolojik kavramları anlattık, ekosistemlerde beslenme ilişkilerini anlattık. Bugünkü dersimizde de enerji akışını anlatacağız. Yani sayfa 144 ile başlıyorsunuz. Dersi bitirdiğimizde soruları çözmeye nereye kadar geliyorsunuz? Tarama testlerini de çözüyorsunuz gençler. Sayfa 152'ye kadar olan kısmı bitirmiş oluyorsunuz. 10 dinamo soru bankamızdan hazırsanız yazsanın arkanıza başlıyoruz. Şimdi bugünkü dersimizde ne dedik? Madde ve enerji akışını öğreneceğiz dedik. Öncelikli olarak tabii ki bunun tanımını bilmemiz gerekiyor. Daha sonra doğada besin zincirleri nasıl meydana geliyor? Besin zincirleri bir araya gelerek besin ağlarını nasıl oluşturuyor? Bunları da bugünkü dersimizde anlatmış olacağız. Kullanım alanlarına ve faydalarına bakacak olursak ekosistem ekolojisi ünitesi zaten çevremizi tanımamızı doğada canlıların nasıl yaşadığını birbirleriyle nasıl etkileşim içerisinde olduğumuzu anlamamızı sağlıyor. Bugünkü dersimizle ilgili de geçen sene TYT sınavında bir tane soru geldi gençler. Madde enerji akışı nasıl gerçekleşiyor soruları nasıl çözmemiz gerekiyor. Bugünkü dersimizde anlamış olacağız ben ödevlerinizi zaten en başta size ve söyledim. Başlıyoruz bakalım ekosistemdeki cansız faktörlerle. Daha önce ekosistemdeki cansız faktörleri detaylı bir şekilde anlatmıştık. Neydi cansız faktörler? Ortamda bulunan ışık miktarı, enerji kaynağı, su miktarı, ortamın pH'ı, ısısı. Bunların hepsi ekosistemi etkileyen cansız faktörlerdi. Tabii ki bir ekosistemin görevi kendi içindeki canlı çeşitliliğini devam ettirmek ve çeşitliliği sağlayan türlerin nesillerini sürdürmesine zemin hazırlamaktır. Yani ekosistemlerin kısacası görevi canlıların yaşaması için uygun koşulların devam etmesidir. Ekosistemdeki canlı çeşitliliğinin ve bu çeşitliliği sağlayan canlıların nesil devamlılığının sağlanmasındaki önemli Kavramlar, enerji akışı ve tabii ki madde döngüleridir. Yani canlılarda enerji birinden diğerine, birinden diğerine, birinden diğerine aktarılmak zorunda. Aynı zamanda ekosistemler içerisinde maddelerde döngüsel olarak kullanmak zorunda kaba taslak söyleyeyim. Mesela bir sonraki dersimizde su döngüsünü anlatacağım. Ekosistemde karasal ekosistemlerde belli bir miktarda su var. Bu suyun buharlaşmasıyla atmosferdeki su meydana geliyor. Yağışlar yağdığı zaman tabii ki atmosferden karaya geri dönüş söz konusu oluyor. Karada canlıların vücudunda suyun akışı söz konusu oluyor. Yani maddeler döngüsel olarak yer değiştiriyor ekosistemlerin içerisinde. Ekosistemde madde ve enerji akışının dengede olmasında tabii ki üretici canlılar, tüketici canlılar görev yapacak. Ayrıştırıcı canlılar da tüketici canlılardır. Ekolojik niş bakımından ekosistemdeki önemli canlılardı. Ayrıştırıcı, çürükçü, saprofit dediğimiz canlılar. Ekosistemlerin varlıklarını devam ettirebilmesi için temel bir enerji kaynağına ihtiyaç vardı. Ekosistemleri kim başlatacak? Ototrof canlılar. Ototrof canlılardan da fotoototroflar ışık enerjisini kullanarak inorganik maddelerden organik madde sentezleyecekti. Kemoototroflar ise kimyasal enerjiyi kullanarak inorganik maddelerden organik madde sentezleyecekti. İkisini kendi içinde kıyas yaparsak tabii ki fotosentez yapar canlılar çok önemlidir. Kemosentez yapan canlılar da çok önemlidir. Ama ekosistemlerde en temel enerji kaynağı olarak çoğunluğun kullandığı enerji kaynağı güneştir gençler. Bitkiler güneş enerjisini kullanarak mesela organik madde sentezini gerçekleştirebilen bir canlı grubu. Bitkilerin yaptığı fotosentez tepkimesine de bakacak olursak ne yapıyorlardı? Atmosferdeki karbondioksiti alıyorlardı. Su suyla tepkimeye sokuyorlardı. Fotosentezin gerçekleşebilmesi için illaki ışığa ihtiyaç vardı. Olmazsa olmazımız diğer şey de tabii ki klorofil pigmentiydi. Bitkileri düşünecek olursak klorofil pigmenti nerede bulunacaktı? Kloroplast organelinin içerisinde bulunacaktı. Bunun sonucunda bir besin sentezlenecekti. Mesela glikozu örnek olarak verebiliriz. C6H12O6 glikozun formülü ama sonuçta burada bir besin sentezi söz konusu oluyor. Fotosentez tepkimelerinde aslında atık ürün olarak ne gazı oluşuyordu? Oksijen gazı. Fotosentez tepkimelerinde atık ürün olarak oluşan oksijen gazı da oksijenle solunum yapan canlıların tabii ki gaz kaynağını oluşturuyordu. Bir ekosistemdeki fotototroflar güneş enerjisine fotosentez olayıyla kimyasal enerjiye dönüştürüyor. Bazen cümleler yazıyoruz. Diyoruz ki güneş enerjisi kimyasal bağ enerjisine dönüşmüş. Kimyasal bağ enerjisi dediği ne biliyor musun? Besinin yapısındaki enerji. Yani kimyasal bağ enerjisine güneş enerjisini dönüştürdüyse o adam fotosentez yapıyor demektir. Sana şöyle deseydi. Kimyasal bağ enerjisinden ATP elde ediyor. Kimyasal bağ enerjisi ne demekmiş? Besin demekmiş. Bundan ATP elde edebilmek de aslında solunum yapmak anlamına gelecek. Fotototroflar tarafından üretilen organik bileşiklerin bir kısmı metabolik faaliyetlerde kullanılacak gençler. Kalanı ise canlı kendi de dokularında depolayacak. Depoladıkları bu besin dünya üzerinde tüketicilerin temel enerji kaynağını oluşturacak. Onu yiyen canlıya da bu enerji aktarılmış olacak. Devam edelim. Güneşten başlayarak önce üreticilere ardından beslenme yoluyla kime geçmiş olacak? Üretici yiyene. Üretici yiyene ne diyeceksin? Otçul diyeceksin. Otçulu geldi bir canlı yedi. O da kim olacak? Etçil canlı olacak. E, etçil canlıyı da gelecek ya da herhangi bir canlıyı gelecek ayrıştırıcılar parçalayacak. Böylelikle enerji akışı söz konusu olacak. Enerji akışı her zaman tek yönlüdür kim kimi yediyse ona doğru aktarım söz konusu oldu. Mesela klasik örnek üstünden gideyim. Üretici olarak otu yazacak olsak onu kim yedi? Çekirge yedi. Çekirgeyi kim yedi? Kurbağa yedi. Yani aslında güneş enerjisini kimyasal bağ enerjisine kim çevirdi? Üretici ot. Ot bir kısmını kendi metabolizmasında tabii ki kullandı. Kendi de içeride madde taşınması yapıyor, hücre bölünmesi yapıyor. Kendinin de kullanması gereken bir enerji var. Kalanını ne yaptı? Besinlerin yapısında depo etti. Çekirge onu yediği zaman bir kısmı çekirgeye aktarıldı. Çekirge de yine kendi metabolizma aktivitelerini gerçekleştirdi. Oradan oraya zıpladı kaçtı. Enerjinin bir kısmını kullandı. Kalan vücudunda depolanan enerji de kurbağaya kurbağa onu yediği zaman aktarılmış oldu. E kurbağayı kimse yemedi kurbağa öldü kim geldi parçaladı ayrıştırıcılar ayrıştırıcılar da bu sefer tüketici yani kurbağadaki enerjiden faydalanmış oluyor. Enerjinin miktarı bu akış sırasında her canlıda tabii ki değişime uğrayacak gençler. Canlıların metabolizma hızları, aktiflik durumları, ATP kullanım hızları birbirinden farklı. Enerjinin büyük bir kısmı canlı tarafından kullanılır dediğim gibi. Bir kısmı canlı vücudunda organik maddelerin yapısında depolanarak sonraki basamaktaki canlıya aktarılacak. Bir kısmı da çevreye ısı şeklinde yayılmış olacak. Üreticilerle beslenen otçul canlılara ne ismini veriyoruz? Birincil tüketici ismini veriyoruz. Birincil tüketici canlılara da kimleri örnek verebilirsin? Mesela yeşil çekirgeleri, geyikleri, karıncaları, tavşanları, ineği, koyunu örnek olarak verebilirsin. Bunlar otçul beslenme özelliğine sahip canlılardır. Bir bölgenin iklimi o bölgede yaşayan canlı türlerini ve bu canlı türlerinin dağılımı tabii ki etkilemiş olacak. Neden? Düşündüğün zaman geyikler ot bulamadığı, besin bulamadığı yerde yaşar mı? Yaşamaz. Orada bulunan bitki türünün gelişimine de oranın iklimi, hava koşulları etki edecek gençler. Hava koşulları uygunsa bitki türü çoğalacak, o bitkinin olduğu yerde de o bitkiyi tüketen hayvanlar bulunacak. O yüzden de tabii ki iklim dünya üzerindeki canlı dağılımı üzerinde oldukça etkilidir değil. Birincil tüketicileri de birileri yiyecek. Onları yiyene de ikinci il tüketici ismini vereceğiz. Bunlar genellikle birinci il tüketiciyi yiyorlar ya. Yani hayvan yedikleri için tabii ki etçil beslenme özelliğine sahip olacak. Aslan, kaplan, kurt, tilki bunlar çok fazla derecede karşımıza çıkan örneklerdir gençler. Devam edecek olursak tutsa onu da başka bir canlı yese Bitkiyi de yese, hayvanı da yese, ikisini birden tüketiyorsa da o canlılar da bir üst basamakta yer aldıkları için üçüncü tüketici ismini alacaklar, etçil olacaklar. Genellikle karnivorlar grubunda yer alacaklar. Katil balın, balina, atmaca, büyük beyaz köpek balığı, sakallı akbaba gibi örnekleri verebiliriz. Üçüncü tüketici dediğimiz canlılara. Baktığımız zaman besin zincirinin tanımına ister sucul ekosistemlerde olsun ister karasal ekosistemlerde olsun canlıların birbirlerini tüketmesiyle oluşan bir zincirden bahsediyoruz. Üretici canlıyı kim yedi? Birincil tüketici onu, ikincil tüketici onu, üçüncü tüketici onu, dördüncül, beşinci son tüketiciye kadar zincirin uzunluğu değişebilir gençler. Kim olursa olsun herkes ölür. Öleni gelir. Kim parçalar? Ayrıştırıcı canlılar. Klasik örnek. Otu kim yemiş? Çekirge. Çekirgeyi kim yemiş? Fare. Fareyi kim yemiş? Yılan. Yılanı kim yemiş? İşte kartal yemiş. Herkes ölmüş. Ayrıştırıcıya oklar yönelmiş. Omnivor canlılar hem etle hem otla beslendikleri için üretici ve tüketicileri enerji kaynağı olarak kullanır. Kelimeleri hatırlatmış olayım gençler. Otçul beslenme özelliğine sahiplere ne diyorduk? Ot her yerde otçullara oradan aklımızda kalsın. Her bir diyebiliyoruz. Etçil beslenme özelliğine sahipleri nasıl aklımızda tutuyorduk? Et yiyenlerin karnı büyük olmalı hocam. Etçillere karnivorlar diyebiliyorduk. Hem etçil hem otçul beslenme özelliğine sahip olanlar da her şeyi yiyebiliyorlardı. Ayrıştırıcı canlıların enerji kaynağı neydi? Organik atıklardı, ölü organizmalardı. Baktığımız zaman ayrıştırıcı canlılara geçen seneki bilgilerimizi hatırlayacak olursak, bazı bakteriler ayrıştırıcılara örnek verilebiliyordu. Bazı mantarlar ayrıştırıcılara örnek verebiliyordu. Protista aleminde bulunan cıvık mantarlar da ayrıştırıcı ö canlılara örnekti gençler. Belirli bir komünitede madde ve enerjinin üreticilerden tüketicilere doğru aktarılmasına besin zinciri ismini verdik. Bazen besin zincirleri bir araya gelerek daha kompleks bir e, sistem oluşturabiliyorlar, daha karmaşık bir yapıya ulaşabiliyorlar. Besin zincirleri bir araya geldiği zaman da artık biz besin ağlarından bahsedeceğiz. Mesela Otu çekirge, çekirgeyi kurbağa, kurbağayı kartal yemiş. Şurası bir besin zinciridir. Burada ne olmuş? Otu çekirge yemiş, çekirgeyi şu kertenkele yemiş, kertenkeleyi de tutmuş, yılan yemiş, yılanı kartal yemiş. Şurada da bir besin zinciri var. E bu mantıkla baktığın zaman iki tane besin zinciri birbirine karışmış. Artık bir besin ağı olmuş durumdadır. Besin zincirleri birbirinden tabii ki bağımsız değil. Çok sayıda besin zincirinin birleşmiş, bir araya gelerek oluşturdukları kompleks yapıya besin ağı ismini veriyoruz. Besin ağının sadeleşmiş şeması komünitedeki enerji akışını tabii ki göstermiş olacak gençler. Beslenme ilişkisi olan canlılarda besin piramitlerini, ekolojik piramitleri meydana getirmiş olacak. Besin piramidi kelimesi çok fazla karşımıza çıkacak. Soru bankalarında da aşırı derecede sorusunu göreceksiniz. Hatta ben en sonunda bunlarla ilgili bir topluluk vereceğim. Toplu bir anlatım özet vereceğim gençler. Buradan karşınıza çıkabilecek her soruyu çözebileceksiniz. Şimdi bir besin zincirini düşündüğümüz zaman bunu piramit şeklinde de gösterebiliyoruz şuradaki besin zincirine bakacak olursak genellikle okun ucunun nereyi göstermesi lazım yiyen canlıyı göstermesi lazım gençler hemen şöyle bir göstermiş olayım otu kim yedi çekirge çekirgeyi kim yedi kurbağa kurbağayı kim yedi yılan buraya yazmak istersen burası ot olacak şurası çekirge olacak çekirgeyi kim yemiş kurbağa kurbağayı kim yemiş gençler yılan Besin piramitlerinde ayrıştırıcıyı nereye yazalım hocam? Her yere yaz. Ot da ölür, çekirge de ölür, kurbağa da ölür, yılan da ölür. Kim ölürse ölsün ayrıştırıcı canlılar tarafından parçalanacaktır. Canlılar arasındaki beslenme ilişkilerini gösteren beslenme basamaklarının her birine de trofik düzey ismini veriyoruz. Trofik düzeylerin piramitteki gösteriminin boyutu ekosistemde o düzeyde yer alan canlıların sayısı, biyokütlesi ve enerji içeriğiyle de orantılı oluyor. Her zaman en alta üretici canlı dediğimiz canlılar gelecek gençler. Neymiş? Bu basamakların her birine trofik düzey ismini veriyormuşuz. Trofik düzeyler arasında enerji akış oranını gösteren enerji piramidi dediğimiz bir piramit de çizebiliyoruz. Enerjinin bir kısmı her basamakta kaybolacak. Neden? Isı olarak açığa çıkacak ya da canlı kendi metabolizmasında kullanacak. Yani enerjinin yüzde onluk bir kısmı yukarıya doğru aktarılacak. Yukarıya doğru sadece yüzde onluk kısmı aktarıldığı için yüzde on yasası olarak da bileceğiz gençler. Bir canlı besinindeki enerjinin yaklaşık yüzde doksanını canlılık faaliyetlerinde harcanan enerji ve ısı şeklinde kaybeder. Yüzde onunu ise yukarıya aktarır. O yüzden yukarıya doğru gidildikçe enerji kaybı gerçekleşir yüzde 10 yasasıyla aktarım söz konusu olur. Şimdi arkana yaslanmanı istiyorum. Burada söyleyeceğim birkaç tane önemli nokta var beslenme basamaklarında canlıların bulundurduğu toplam kütleye biyo kütle, bio ismini veriyoruz. Biyo kütle de üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe azalır. Dünyadaki otları mı tatsan çok ağır gelir, dünyadaki çekirgeleri mi tatsan çok ağır gelir. Çekirgeler daha ağır gelirse kıtlık olur alt basamağın her zaman daha fazla olması gerekiyor. Bireysel kütle ile biyo kütleyi birbirine karıştırmayacaksın. Hemen şuradan göstereceğim için tekrar aynı örneği yazdım. Ney otu çekirge yedi, çekirgeyi kurbağa yedi, kurbağayı da yılan yedi. Yılan da bizim son tüketicimiz olsun. Şimdi birey sayısına bakacak olursak soru aşağıdan yukarıya doğru der üreticiden son tüketiciye eder veya grafik çizer. Der ki işte burası üretici, burası son tüketici, burası birey sayısından bahsediyoruz. Üreticiden son tüketiciye doğru birey sayısının ne yapması lazım? Azalması lazım. Dünyada çok ot mu olsun, çok çekirge mi olsun? Ot sayısı az kalırsa kıtlık meydana gelir. Üreticiden son tüketiciye doğru birey sayısı azalacak. Biyo kütleye bakacak olursam, biyo kütle neymiş? toplam canlı kütlesiymiş bireysel kütleyle karıştırmıyorsun. <laughs> Bireysel kütleyle niye karıştırmıyorsun? İşte hocam çekirgeyi tarttım, kurbağayı tarttım, kurbağa daha ağır gelir demiyorsun. Dünyadaki tüm çekirgeler tüm kurbağalar gibi düşünüyorsun. Toplam kütleden bahsediyoruz. Tabii ki birincil tüketicilerin kütlesi, ikincil tüketicilerin toplam kütlesinden daha fazla olmak zorunda. Aktarılan enerji yüzde onu Aktarılıyor yüzde doksanı ısı veya kendi metabolik faaliyetlerinde kullanılıyordu. O zaman aktarılan enerjide tabii ki azalmış olacak. E aktarılan enerji azalıyorsa her bir basamakta enerji kaybı artıyor gençler. Zehirli madde birikimi veya biyolojik birikim dediğimiz zaman o ise artacak. Neden bahsediyorum? Biyolojik birikim dediğimiz şey canlı vücuduna girdiği zaman atılamayan maddelerden bahsediyoruz. Aslında ağır metal gibi maddelerden bahsediyoruz. Civa, arsenik gibi maddeler. Diyelim ki otların bulunduğu alanı ben civalı suyla suladım. Otların her birinin yapısına 2 tane civa karıştı. 2 mg civa karıştı. Çekirge gitti. 3 tane ot yedi. Oldu mu sende çekirgede 6 tane civa? Ne yaptı? Kurbağa 2 tane çekirge yedi. Gitti 10 12 on tane. Yılan gitti 2 tane kurbağa yedi. Oldu onda 24. Yani Vücuttan atılamayan bir şey ya bu ağır metaller. Üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe biyolojik birikim, aktarılan zehirli madde miktarı artar. Bazen haberlerde, televizyonda diyorlar ki Marmara Denizi'ndeki civa miktarı arttı. Bu aralar balık çok tüketmeyelim. Marmara Denizi'ndeki civa miktarı arttıysa Balıkların vücudundaki civa miktarı da arttı demektir. Ben ne kadar çok balık yersem bu civadan o kadar çok etkileneceğim demektir. Bunun vücuttan atılamadığı için belli bir miktarın üstüne çıkması kişinin ölümüyle sonuçlanabilir. Bazen fabrika yakınlarındaki yaşayan insanlardan örnek alıyorlar. Fabrikalardan çıkan o zehirli gazlar atılan atıklara bakıyorlar. Fabrika etrafında yaşayan insanların vücudunda bu zehirli madde oranının çok yüksek olduğunu görüyorlar. Maalesef ki bu nedenle dönemsel olarak ölümler de meydana gelebiliyor. Mesela bir tane yazı okumuştum gençler herhalde Çin tarafındaydı. Pirinç üretiminin çok yapıldığı bir bölge. Bir tane fabrika var. Fabrika atık suyunu işte e, göle karıştırıyor, akarsuya karıştırıyor. E ne yapıyor insanlar da bu akarsudan elde ettikleri suyla pirinç tarlalarını suluyorlar. Daha sonra bu atıklar pirinçlere geçiyor. Pirinçleri de tükettikleri zaman ani ölümler söz konusu olabiliyor. Eğer yüksek düzeyde zehirli maddeye maruz kalırsan tabii ki kişinin ölümü söz konusu olabiliyor. Vücut büyüklüğüne bakacak olursak ona da artar diyoruz ama başına ne koyuyoruz? Genellikle kelimesini koyuyoruz. Neden? Buraya baktığın zaman yılan kurbağadan büyük hocam. Kurbağa çekirgeden büyük, çekirge ottan büyük. Tamam sıkıntı yok. Ama beni besin zincirinde düşünürsen alt basamağımda kim var? İnek. İnek kütlesel olarak benden daha büyük ama ineği besin olarak tüketiyorum. O yüzden genellikle kelimesi bizim için önemli. Üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe genellikle vücut büyüklüğü artar. Yastan arkana konunun en önemli kısmı burası üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe birey sayısı azalır. Biyokütle azalır. Aktarılan enerji azalır. Enerji aktarımı azaldığına göre her bir basamakta enerji kaybı artar. Biyolojik birikim, aktarılan zehirli madde miktarı, aktarılan ağır metal miktarı artar. Genellikle vücut büyüklüğü de üreticiden son tüketiciye doğru tabii ki artacak gençler. Hemen sorularıma geçiyorum. Aynı besin zincirinde yer alan aşağıdaki canlılardan hangisinin popülasyonunda meydana gelen azalma bu zincirde yer alan canlılardan ilk olarak karbondioksit özümleyenleri etkiler diyor gençler. Şöyle bir baktığımız zaman bunlar aynı besin zincirinde yer alıyorlarmış. Ne yaptın? Üreticileri en alta yazdın bunu kim tüketecek birinci il tüketici dediğimiz canlılar onu kim tüketecek ikinci il tüketici dediğimiz canlılar onu kim tüketecek üçüncü il tüketici dediğimiz canlılar. Hatta ben bunu piramit halinde göstermek isteseydim şöyle yazacaktım ayrıştırıcıları da basamağın her bir yerine koyacaktım gençler hazır bu kadar yazmışken bir şeyinde üstünde durayım. Karıştırma sorularda ben de çok kullanıyorum. Şunların her biri birer trofik düzey. O zaman burası birinci trofik düzey dediğimiz kısımdır. Şurası ikinci trofik düzey dediğimiz kısım. İşte burası üçüncü trofik düzey dediğimiz kısım oluyor yukarıya doğru. Diyoruz ki sorularda bazen yazarken birincil tüketiciler birincil trofik düzeyde yer alır. Hayır birincil tüketiciler ikincil trafik düzeyde yer alır. Birinci trafik düzey üreticilerin yer aldığı kısımdır gençler. Soruya bakacak olursak ne diyor? Hangisinin popülasyonunda meydana gelen azalma bu zincirde yer alan canlılardan ilk olarak karbondioksit özümleyenleri etkiler. Şimdi bunlar etkilensinler karbondioksit özümleyen kimdir? Üretici canlılardır. Bunların hangisinde azalma meydana gelirse üretici canlılar ilk olarak etkilenir. Üretici ne yapıyor? İnorganiye organiye çeviriyor. Ayrıştırıcı ne yapıyor? Organiye inorganiye çeviriyor. Ayrıştırıcı zarar görürse ne yapamaz? Organiye inorganiye çeviremez. İnorganik madde miktarı azalırsa üretici nereden inorganiği bulsun ki? Yani cevabımız ayrıştırıcı canlılar olacak gençler. Devam ediyorum. Aşağıda bir besin zinciri verilmiş. X, Y, Z, T şeklinde gösterilmiş. Bu da üniversite sınavında çıkmış bir sorunun çok benzeridir. T ile gösterilen popülasyonda yer alan canlılar inorganik maddeleri organik maddeye çevirir. Öncelikli olarak kim kimdir bunları bir bulmaya çalışalım. Bir kere Herkes öleceğine göre herkesten aktarımın kime gitmesi lazım ayrıştırıcı canlılara. O zaman T'nin kafadan ayrıştırıcı canlılar olduğunu anladım. Ayrıştırıcı canlılarla madde alışverişi içerisinde olan inorganik maddeleri organiye çeviren canlımız X kimdir? Tabii ki üretici dediğimiz canlımızdır. Üretici olarak yazdım. Üretici kim yedi? Y ile gösterdiğim birinci il tüketici diye belirttiğimiz canlı. Z de ikinci il tüketici dediğimiz canlımız olacak. Şimdi bakıyorum. T ile gösterilen popülasyonda yer alan canlılar inorganik maddeleri organik maddeye çevirir. İnorganiği organiye çevirmek ne demek? Ototrof olmak, besin sentezlemek demek. Ayrıştırıcılar tam tersine organiği inorganiye çevirebiliyorlardı. Bu gitti. X ile gösterilen popülasyonda yer alan canlılar birincil trofik düzeyde yer alır. Karıştırma. Bak bu soruda birçok bilgiyi aynı anda vermişiz. Şimdi ne olacak? Üretici canlı X burada olacak. Bunu yiyen Y burada olacak. Bunu yiyen Z burada olacak. Ayrıştırıcı dediğimiz T canlısı ise burada olacak. Baktığın zaman X ile gösterilen canlı birincil trofik düzeyde yer alır demiş. X üreticidir. Üreticiler de tabii tabii ki birincil trafik düzeyde yer alır. O zaman bu bizim için doğru. Y ile gösterilen canlıların bulunduğu popülasyonda yer alan canlılar birincil tüketicidir. Y'ye baktığımız zaman şurası üretici, bu da birincil tüketici oluyor. O zaman bu da bizim için doğru. Z ile gösterilen canlıların yer aldığı popülasyondaki canlılar çok hücreli ökaryot ve heterotrof beslenen bir hayvan olabilir. İkincil tüketici dediği canlı tabii ki hayvan olabilir gençler. Hangileri söylenebilir dediği için cevabımız 2 3 ve 4 şeklinde oldu. Geldim diğer bir soruma. Soru bize ne diyor? Üreticiden son tüketiciye doğru bir gösterim yapmış. Yukarıda verilen besin piramidi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Gel seninle yazalım. Buradaki canlımız üretici dediğimiz ototrof canlımızdı. Şurası birinci il tüketicimiz, şurası ikinci il tüketicimiz, burası son tüketicimiz veya üçüncü il tüketici dediğimiz canlımızdır. Şurası da ayrıştırıcıların yer aldığı kısım olacak. Birinci canlı fotoototroftur. Üretici olduğuna göre fotosentez yapabilir mi? Yapabilir. Fotootrofu olur mu? Olur. İkinci canlı ikinci trofik düzeyde yer alır. İkinci canlıya baktığım zaman şurası birinci trofik düzey, burası ikinci trofik düzey. O zaman ikinci canlı ikinci trofik düzeyde yer alır. Söyleyebildim ok yönünde gidildikçe aktarılan enerji azalır. Üreticiden son tüketiciye doğru enerjinin bir kısmı kendi metabolizmasında kullanılacak. Aynı zamanda ısı olarak etrafa yayılacak. Yani üreticiden son tüketiciye doğru aktarılan enerji azalır. Üçüncü canlı sayısı artarsa hemen bakıyorum. Ne yaptım? Şunun sayısı arttı. İkinci canlı sayısı azalır. Dördüncü canlı sayısı artar diyor. Buna bir düşüneceğiz gençler. Üçüncü canlı sayısı artarsa, yani ikinci tüketici canlı sayısı artarsa, tabii ki bunu yiyeceği için burada bir azalma söz konusu olacak. Dördüncü canlı sayısı artar demiş. E ne olacak? Tabii ki bunda da artış olacak. Örnek üstünden düşünürsen daha iyi yaparsın. Burası ot, burası çekirge, burası kurbağa, burası yılan şeklindeydi. Sana diyorum ki kurbağa sayısı arttı. Kurbağanın sayısı artarsa ortamdaki çekirgeleri yiyeceğine göre çekirgenin sayısı azalacak. Kurbağanın sayısı artarsa yılanlar oh kurbağa bulduk diyecek. Sayısı da artmış olacak. Yani bu da bizim için doğru. Beşinci canlı kesinlikle çok hücreli ökaryottur. Bu yanlış gençler ama sebebini söylüyorum. Şimdi beşinci canlıya kimleri yazdım az önce? Dedim ki bazı bakteriler ayrıştırıcı olabilir. Protista alemindeki cıvık mantarlar vardı. Onlar da ayrıştırıcı olabiliyor. Bazı mantarlar da yine ayrıştırıcı olabiliyor. Hatırla bakteriler alemindeki canlılar bir, bir kere prokaryot hücre yapısına sahiptir. Cıvık mantar ve bazı mantarlar ise ökaryot hücre yapısına sahiptir. Kesinlikle demiş bir kere tek hücreli prokaryot bir canlı da olabilir. Yani 5 gösterdiği bakteri de olabilir. O yüzden cevabımız E'ye düştü. Hemen devam ediyorum. Sucul ekosistemde yer alan bir besin zinciri ile ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir diyor. Besin zincirine enerji girişi tüketici canlılar ile olur. Hadi oradan. Besin zincirlerine enerji girişi her zaman üretici canlılarla olur. İster karasal bir ekosistem olsun, ister sucul bir ekosistem olsun. Canlılar arasında enerji aktarımı beslenme yoluyla tabii ki gerçekleşecek. Enerji akışı iki yönlü gerçekleşmez. Her zaman üreticiden son tüketiciye doğru tek yönlü olarak gerçekleşir. Saprofit canlı sayısında meydana gelen artış üreticileri olumlu olumlu yönde etkiler demiş. E birbirleriyle etkileşim halinde olduklarına göre saprofitlerin ürettiği inorganikleri üreticiler kullanacağına göre tabii ki olumlu yönde etkiler diyebiliriz. Cevabımız da ne oldu gençler? 2 ve 4 şeklinde oldu. Geldim diğer bir soruma. Aşağıda bir ekosistemdeki besin ağı şematize edilmiş. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi öncelikli olarak tespit edebiliriz bildiklerimin üstünden gideyim bir kere herkese ok gidecek yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim herkesten oku alan canlı kim olmak zorunda şurası yani ayrıştırıcı canlı olmak zorunda ayrıştırıcı canlıdan inorganik maddeleri alıp kullanabilen canlı yani ayrıştırıcıdan okun gittiği canlının da kim olması lazım üretici canlı olması gerekiyor gençler. Üreticiyi kim yemiş? Birincil tüketiciler. Birincil tüketiciyi kim yemiş? İkincil tüketici dediğimiz canlılar. A canlısı inorganik madde sentezler. o kafadan gitti. A canlısı inorganik madde sentezler demiş ya buna ayrıştırıcıya söyleseydi de kabul etmeyecektim. İnorganik maddeler canlılar tarafından sentezlenemeyen maddelerdir. Dokuzda mad Canlının temel bileşenlerini ikiye ayırdık ya inorganik ve organik bileşikler su, asit, baz, tuz, mineraller inorganikler canlılar tarafından sentezlenemez. Ya hocam ayrıştırıcılar inorganik madde miktarını arttırır deyip deyip duruyorsunuz. Ayrıştırıcılar organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürür. İnorganik madde sentezleyebilen bir canlı grubu yok. B ve C canlıları etçil beslenir. Hangisi doğrudur diyormuş ya. Bu yanlış. Bunu söyledik. B ve C canlıları etçil beslenir. B ve C canlıları otçul beslenme özelliğine sahiptir. Üreticiyi yedikleri için bu da bizim için yanlış. D ve F canlılarının biyokütlesi B ve C'den fazladır diyor. Şimdi şurayı bir besin zinciri olarak kabul etsen, şu tarafı sadece aldığımızı düşün. A'yı kim yedi? C. C'yi kim yedi? F canlısı yedi. E bakıyorum. F canlısının büyük kütlesi C canlısından fazla olabilir mi? Olamaz üreticiden son tüketiciye doğru biyo kütle azalırdı gençler. Bu da bizim için yanlış. Biyolojik birikim ve aktarılan enerji en fazla F'dedir diyor. Baktığımız zaman F canlısı üstteki canlı olduğu için tabii ki biyolojik birikim onda en fazladır. Ama aktarılan enerji yukarıya doğru azalıyordu. Bu da bizim için yanlış oldu. E canlısı ökaryot ya da prokaryot hücre yapısına sahip olabilir demiş. E canlısı ayrıştırıcı. Az önceki soruda sor, söyledim ya gençler. Ne dedim? Prokaryotta olur, ökaryotta olur dedim. O yüzden de doğru cevabımız E oldu. Biz en başta yanlışı işaretlediğimiz için bunları bu şekilde ilerlettim. Bunlar yanlışlarımızı işaretlememiz doğrumuzda E oldu. Hemen devam ediyorum. Bu kalıpta inanılmaz derecede çok karşınıza çıkacak. Yandaki grafikte bir besin zincirinde yer alan K, L, M, N canlılarının dokularında biriken DDT miktarı gösterilmiştir. DDT eskiden kullanılan, günümüzde dünyada da kullanımı yasaklanmış, ülkemizde de artık kullanılmayan böcek öldürücü bir ilaçtır. Eskiden çok fazla kullanmışlar böcekleri, haşereleri yok etmek için. insanlara ve canlılara hiçbir zararı olmadığını iddia etmişler. Ama yapılan çalışmalar göstermiş ki bu DDT dokularda birikiyor, canlı vücudundan atılamıyor, uzun vadede hücre ölümlerine, kanserleşmeye yol açabiliyor. Yani biyolojik birikime yol açan bir maddedir. Üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe biyolojik birikim miktarı arttığına göre en fazla DDT'yi bulunduran en üste yer alacak. Sonra kendi içerisinde sıralamayı yapacaksın. En az olan ise en alt basamakta olacak. Yani bunu besin zinciri veya besin piramidi olarak düşünürsen şu şekilde dizilim olmak zorunda. Besin zincirine enerji girişi üretici canlı tarafından olur. Ve üretici canlıyı kim olarak göstermiş burada? N canlısı olarak göstermiş. O zaman bu bizim için doğru birey sayısı K'nın en fazladır. Sonra L, sonra M, sonra N demiş ama ters yazmış. Neden? Üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe birey sayısı azalır. Şu şekilde gösterim yapmış olması lazımdı. Bu bizim için gitti. Aktarılan enerji miktarı en az K'da kayadır demiş. Üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe enerji miktarı aktarılan azalıyordu. O zaman en az enerjiyi son tüketici alıyor. Bu doğru. K'nın vücut büyüklüğü M'den fazladır. Olabilir mi? Olabilir gençler. Cevaba da baktığımız zaman 1 3 ve 4 şeklinde olduğunu gördüm. Yani Denizli'ye düşmüş oldu. Böylelikle sorularımızı da bitirdiğimize göre özeti verip kapatıyoruz. Ekosistemde madde ve enerji akışının dengede olmasını ne sağlayacak? Üretici, tüketici ve ayrıştırıcı canlılar sağlayacak. Tüm ekosistemlere baktığımız zaman temel enerji kaynağı güneş enerjisidir ama sen neyi de unutmuyorsun kimyasal enerjiyi de unutmuyorsun. Güneş enerjisinin yaşamsal faaliyetlerde kullanılması için ekosisteme enerji girişi fotosentez olayıyla üreticiler tarafından sağlanır. Ekosistemde güneşten üreticilere, otçul tüketicilere, etçil tüketicilere, oradan da ayrıştırıcılara doğru tek yönlü akış olacak. Besinlerdeki enerjinin üreticilerden otçullara, onlardan etçillere kadar olan iletimine besin zinciri ismini vereceğiz. Çok sayıda besin zincirinden oluşan ilişkiye de besin ağı ismini veriyoruz gençler. Beslenme ilişkisi olan canlıların enerji, sayı, biyokütle bakımından oluşturdukları piramide Besin piramidi veya ekolojik piramit ismini verdik. Besin piramidindeki beslenme basamaklarının her birine trofik düzey dedik. Üreticiden son tüketiciye doğru birey sayısı, biyokütle, aktarılan enerji miktarı azalır. Biyolojik birikim, enerji kaybı genellikle vücut büyüklüğü ise artar diyeyim. Gençler Buradan da hemen ödüllü soruya geçiyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.